Şimdi yıldızları yıldız bir isimle yorumlayacağız, evet. konuşacağız. Magazin dünyasında ne oluyorsa perde arkasını çok iyi bilen isimler var. Bunlardan bir tanesi de sahnelerin yıldızı Fatih Yürek. <laughs> Her konuya hakimsin Fatih, elin kolun uzun. Y yıllar. Evet. Yıllar. Fatih'im şimdi hemen girelim konuya. Reji ve biz ikiye bölünmüş durumda. Niye? Can Yaman'ın gömleği bizi ayırdı birbirimizden. Bakayım. Can Yaman'ın gömleği çok güzel, çok yakışmış dedik. Reji diyor ki hayır hiç olmamış. Bence ona çok yakışmış. Bir de Tars. görüntü, bir de görüntüyü getirelim anladım, böyle yürürken ben, falan. Gerçekten bir bakar mısın? Kimse görmese bile inanılmaz bir başarı içinde. Evet. evet. Şu andaki bütün Türkiye'deki oyunculardan daha çok para kazanıyor. Evet. Ve Hı -hı. E, şu anda giydiği gömlek çok tarz bir gömlek. Evet gözlük. E, e, şey olan popüler e, yani ne diyeyim modaydı? Moda dönmek. Moda, Moda evet. gömlek ee, çünkü bu sene böyle erkeklerde biliyorsun şıkırtı fırtırtı evet. şeyler var. Benim bu sene sahne kıyafetlerim de öyle oldu. <laughs> hiç ha, giymiyordum ya. Hiç giymemezsin. Sen <laughs> evet, hep takım ceketle çıkardın. <laughs> ya, ama artık takım ceketle çıkıyorum da. Evet. Artık bu yaz tamamen öyle bir şey yaptık çünkü. Baktım dünyadaki starlar, pop starlar hepsi onu yapıyor. Ve e, bence Can Yaman'a yakışmış. Fatih senin, bir şey söyleyeceğim. Can Yaman'ın omuzları çok geniştir Bu gömlek çok güzel durmuş. Evet. Fatih senin 15-20 yıl önce giydiğin ve aa burasında tabii. taş var, sim var deyip milletin wow wow yaptığı ya şeyleri. Yaptılar, yani, şimdi tabii. erkekler normal günlük hayatlarında evet. giyiyorlar. Yani. Şimdi mesela ben 15-20 sene değil, Bundan kaç sene önce ha. transparan böyle gömlekler çıkmış. Çok ünlü bir canım, Yani Avrupalı bir modacı. kuturcu. O gömlekleri giyerdim. Tabii hafif bir transparandı. Hı hı. Bana neler yaptılar. Evet. Neler yazdılar. Sen, evet, sen evet. yokken biz neler ya. konuştuk biliyor musun? Tarkan'ı konuştuk. Ha canım benim. 3 yıl sonra İstanbul'da bir Çok yerde iyi. bir davette sahneye evet, çıktı. Evet. Çok iyi zaten bir şey yok. Süper. İyiliğinde bir ha, şey yok. Frıntı. Ama... Yüzüne bir bakar mısın? Ne olmuş yüzüne? Bir bak bakalım ne anlayacaksın? Ne var yüzünde? Valla ben Tarkan'ın her an yüzü böyle bir ışıltısı, ışıltısı. Işıltısı görüyorum. var. Burada highlighter ışıltısı da var tabii. O ayrı. Bak bir de şu yanaklara. Işık vermişsin. Şurada. Adamın suratı pahalı. Şurada, şurada, şurada evet. böyle bir. Ha, olabilir. Highlighter olabilir. Ne olacak? Highlighter ötesinde dolgu, 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 dolgu. dolgu yok mu sence? Dolgu. Ha, dolgu diyorsun. Hmm. Bak. Yakından görmek lazım ama adam güzel Daha adam. ne kadar evet. yakından görür? Dibinden çekmişler adamı. <laughs> ama yani güzel adam. Tarkan çok güzel. Aa, evet mesela. evet bir yani şey demiyorum. şeyi bakan ışıl ışıl bakıyor. O kadar güzel ki. Zaten. Ama yapsın zaten yapıştır. Her şey yakışır ona. Evet, sahneye çok çıkmasıyla var. birlikte diğer yıldızlar da kendini Tarkan'ın rüzgarına kaptırdı. Bu arada Tarkan'ın da geceden neredeyse bazı isimlerin bir yıl ya da bir buçuk yıllık konser parasını ...aldığı da konuşulanlar arasında. E şimdi marka ile büyük bir anlaşma yapmış. <laughs> Markanın reklam yüzü. Gecesinde sahneye Dijital çıktı. Dijital platform değil mi? Aynen evet. öyle. E i̇çerik de üretecek. E dünyanın parasını almıştır oradan ben sana söyleyeyim. Evet. Milyonlar almıştır oradan. Kesinlikle. Yani hakikaten işte zaten çok zeki bir adam. Yani bekliyor bekliyor. Evet. Aynen öyle. öyle çıkıyor. Keyfi konser verir. Ben biliyorum yani Tarkan'a birçok teklif var. Bu paraları veren Aha. insanlar var... ...ama o her yere de gitmiyor, çıkmıyor. Her yere gitmeyerek böyle seçici işlere damga vurmak. Damga vurmak. Evet, onun Şimdi, tarzı bu. Yani ben varım diyor. Hı hı. Ay Fatih, yani her var. masaya bir oturdun. Ha. Gözlerimiz so, soruları, kamaş, kamaş Soruların şekli değişti. Nasıl? Yorumların şekli değişti. Allah, bir ne tane, diyorlar ki sen bir tane, Senin küs olduğun isimlerle ilgili yorum yapmanı istiyorlar. Hiç bile yapamayacağım, kusura bakmayın. <laughs> Sabah hiç sabah. Yüzü evet. böyle. Sabah, sabah hiç yani. Yüzü yani zaten. Yani de değildi küstük. Yani dönüşmek istemiyorum. Yani benim hayatımda artık yani o benim hayatımda iyi insanlar olsun. Güzel kalpli, güzel düşünen. Yani gerçekten öyle Bu insanlar olsun. Bu dünyada çok zor değil mi böyle güzel düşünen, güzel kalpli insanlar çevremde olsun diyorsun? E, zaten öyle var. sana çevresinde zaten çok yok. Yani yok gibi zaten. Ama zaten güzel dostlarım, güzel dostlarım var. Onlarla çok. Onlar da yok. ünlü değil ünlü sayılırlar evet. aslında. Ama hani, cemiyet hayatında falan. Çok evet. başka bir şey ve çok işte aklı başında insan. Yıllar önce Hülya Avşar'ın dediği gibi bu camiadan insana dost arkadaş çıkmıyor mu Fatih? <laughs> Şimdi şey bekliyorsun. Aynı camiadan olduğu için aynı dilden konuştuğunu düşünüyorsun. Yani e, <laughs> camianın içindeki bir takım entrikaları, bir takım oyunları bir yandaş arıyorsun. Onu bilen <laughs> bir yandaş arıyorsun. O yandaşla yanılıyorsun. Eğer sen daha bir bir tık öne çıkarsan sana aşağı ıı, arkadan hançerliyor. Evet. Yani O yüzden dost olmuyor. Hı. Sadece böyle yüzeysel arkadaşlıklar yapmak zorunda kalıyorsun. Ama Hı. yani hani özel bir şey yapmak için de sanat dünyasında cid ayrı yani hiç bu işe girmeyen özel arkadaşlık yapacak yaparsın, konuşursun, edersin. Ama mümkün değil, olmuyor. Hani böyle yani. biraz evvel de anlattığımız davetlerdeki gibi bütün yıldızlar, ünlüler bir araya geliyor. ha <laughs> canım cicim aslında birbirlerini öyle çok sevdikleri ya da ah. Gerçekten başarıyı alkışlamak Yalan. üzere orada durdukları. Yok canım kendileri görsünler benden daha mı güzel giymiş ben daha mı iyiyim o daha mı iyi diye düşünüyorlar. <etmedim>.